Musa aleyhisselamdan sonra gelen Beni İsrail peygamberleri Tevrat ile amel ediyorlardı. Fakat Yahudiler başlarında peygamber bulunmadığı kısacık bir fırsatı yakaladıklarında hemen kitabı tahrif ederek kendi heva ve heveslerine göre tevil ediyorlardı. Böylece itikadi ve ahlaki bozulmaları oluyor, yeni bir peygamber gelince düzeliyor, fakat sonra tekrar fesada meylediyorlardı. Calut kimdir? O zamanlar Mısır ile Şam arasında Amerika kavmi vardı. Calut isminde çok güçlü bir reisleri bulunmaktaydı. Allah Celle Celaluhu Calut'u İsrailoğullarının başına musallat etti. Calut, İsrailoğullarını mağlup ederek çocuklarını ve kadınlarını esir aldı. Tabut ne demek? Beni İsrail'de Musa aleyhisselam zamanından beri muhafaza edilen ve içinde bir kısım mukaddes emanetlerin bulunduğu kıymetli bir sandık vardı. Sandığı ele geçiren Calut, hakaret olsun diye onu pisliğe attı. Bu sandığa Kur'an-ı Kerim'de tabut denilmektedir. Ev, mal, mülk ve yurtlarından ayrı düşen İsrailoğulları çok huzursuz oldular. Tabutun ellerinden çıkmasına çok üzüldüler. Artık bütün amel ve gayeleri tabutu tekrar ellerine geçirmek olmuştu. Talut kimdir? O sırada içlerinde rivayete göre İşmuil isminde bir peygamber vardı. Yahudiler ondan kendilerini kurtaracak bir hükümdar istediler. İşmuil aleyhisselam da dua ve nizamda bulundu. Hak Teala Talut isminde bir kimsenin melik olarak tayin edilmesini vahyetti. Fakat bir kısım Yahudiler Talut'u hükümdar yapmak istemeyip bu ilahi emre karşı çıktılar. Talut hükümdar soyundan değildir dediler. Çünkü o zamana kadar İsrailoğullarına gelen peygamberler Lavi bin Yakub'un, hükümdarlar ise Yahuda bin Yakub'un soyundan gelmekteydi. Talut ise her iki soydan da değildi. Kur'an-ı Kerim bu hususu şöyle anlatır. Musa'dan sonra Beni İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere bize bir hükümdar gönder ki onun kumandasında Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber ya size savaş farz kılınır da savaşmazsanız dedi. Onlar da yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım dediler. Kendilerine savaş yazılınca da içlerinden pek azı hariç geri dönüp kaçtılar. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Bakara suresi 246. ayet. Peygamberleri onlara bilin ki Allah Talut'u size hükümdar olarak gönderdi dedi. Bunun üzerine biz hükümdarlığa daha layık olduğumuz halde üstelik ona servet ve zenginlik cihetinden geniş imkanlar da verilmemişken bize nasıl hükümdar olabilir dediler. Peygamber, Allah sizin üzerinize onu seçti. İlmen ve bedenen ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir dedi. Bakara 247. ayet. İsrailoğullarının ileri gelenlerine göre iktidar, büyük servet ve sermaye sahiplerinin olmalıydı. Halbuki bu fikir, cemiyetin menfaatine ve adalet prensibine aykırıdır. Çünkü iktidara zenginlerin değil, ehil olan kimselerin geçmesi gerekir. Bu da kişinin manevi gücü, bilgisi ve tecrübesi ile birlikte kuvvet ve cesaretine bağlıdır. Fahri Razi'nin beyanına göre İşmuil aleyhisselam İsrailoğullarının teklifini şu dört sebepten dolayı reddetti. Talut'u hükümdar olarak seçen Allah Celle Celaluhu'dur. Hükümdarlarda iki vasıf aranır. Siyaset ilmini
idareciliği bilmesi, bedeni ve ruhi bakımdan kuvvetli olması, mülk Allah'ındır, onu dilediğine verir, Allah ihsanı ile fakiri zengin yapar, saltanata kimin layık olduğunu da hakkıyla bilir. Fahrettin Razi tefsir 147. Talut'un hükümdarlığına itiraz eden İsrailoğulları bu sefer de eğer o sahiden hükümdarsa bize bir delil getirsin dediler. Bunun üzerine peygamberleri onlara şöyle dedi. Şüphesiz onun hükümdarlığının alameti vaktiyle sizden alınan tabutun size gelmesidir ki onun içinde Rabbinizden size bir sekine, ruhlara emanet veren bir huzur, Musa ve Harun ehlinin bıraktıklarından geriye kalan bir takım şeyler vardır. Onu melekler taşıyacaktır. Eğer mümin kimseler iseniz, şüphesiz bunda sizin için gerçekten bir delil vardır. Bakara 248. ayet. Tabut hakkında çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlere göre tabut, önce Adem aleyhisselama indi, ondan Şit aleyhisselama geçti, sonra sırasıyla İbrahim, Yakup ve Musa aleyhisselama geçti. Musa aleyhisselam, Tevrat levhalarını ve bazı mühim şeyleri tabut denilen bu sandığın içine koydu. Tabutu seferde askerlerin önünde götürürlerdi. Böylece askerin morali yükselir, güçleri ve maneviyatı takviye olurdu. Nihayet Allah-u Teala tabutu melekler vasıtasıyla Talut'un evinin önüne koydurdu. Bunu gören İsrailoğulları Talut'un hükümdarlığını kabul edip sekûna erdiler. Böylece Cenab-ı Hak Talut'un hükümdarlığına dair İsrailoğullarının istediği alameti lütfetmişti. Ancak Allah-u Teala onların da iman seviyelerini ortaya çıkaracak bir imtihan murad eyledi. Talut hükümdar olduktan sonra ordusunu düzene koydu ve Kral Calut'un üzerine yürüdü. Mevsimin çok sıcak olması sebebiyle askerlerin suya ihtiyacı da fazlaydı. Fakat İsmail aleyhisselama Cenab-ı Hak'tan bir talimat geldi. Bu ilahi emri öğrenen Talut, Allah sizi su ile imtihan edecek. Kim kanıncaya kadar ondan içerse benim askerim değildir dedi. Önlerindeki nehirden ancak bir avuç içmeye izin verilmişti. İbn Abbas radıyallahu anh'a göre bu nehir Şeriadiye isimlendirilen Ürdün nehridir. Talut ve askerleri bahsedilen ırmağın kenarına geldiler. Ordu 80 bin kişiydi. Bunun 76 bin kişisi talimat dışında kana kana su içtiler. Sadece 4000 kişi emre itaat etti. Daha sonra bunların pek çoğu da firar etti. Geriye 313 kişi kaldı. Bu sayı Bedir Harbi'ne iştirak eden mümin askerlerin sayısıyla aynıdır. Nitekim Bera radıyallahu anh şöyle nakleder. Biz Hazreti Muhammed'in ashabı olarak şöyle derdik. Bedir'de bulunanların sayısı Talut'un Filistin nehrini beraber geçtiği mümin askerlerinin sayısı olan 313'tür. Nehirden bir avuçtan fazla su içenlerin susuzlukları daha da arttı. Dudakları kurudu ve halsiz kalıp bitap düştüler. Nihayetinde perişan oldular. Emri dinleyenler de ise aldıkları bir avuç su kâfi geldi. Ayrıca imanları kuvvetlenip cesaret ve güçleri ziyadeleşti. Ayeti kerimede buyrulur. Böylece Talut askerleriyle Kudüs'ten ayrılınca onlara şöyle dedi. Muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecektir. Buna rağmen kim ondan içerse artık benden değildir. Eliyle bir avuç içtiği müstesna, kim de ondan izin verilmeden fazlasını tatmazsa, işte şüphesiz o bendendir.
Fakat içlerinden pek azı müstesna, hep sığırmaktan kana kana içtiler. Talut ve iman edenler beraberce ırmağı geçince, "Bugün bizim Talut'a ve askerlerine karşı koyacak hiç gücümüz yoktur," dediler. Allah'ın huzuruna varacaklarına inananlar ise, nice az sayıda bir birlik Allah'ın izniyle çok sayıda birliği yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir, dediler. El-Bakara 249. ayet-i kerime. Ayet-i kerimede askeri disipline dikkat çekilmektedir. Bir ordunun muzafferiyeti her şeyden önce kumandanının emirlerine harfiyen riayet etmekle mümkündür. Savaşta galip gelmek sayıya değil, haklı olmaya, doğruluğa, iman ve maneviyata bağlıdır. Zafer tacı, kemiyetten ziyade keyfiyet sahibi orduların başına konur. Asr-ı Saadet'teki muharebeler bu halin en bariz şahididir. Yine yakın tarihimizdeki Çanakkale muharebeleri de bu hakikatin en güzel misallerinden biridir. Talut ordusunda 18 yaşında bir genç vardı. İsmi Davut idi. Beydavi'ye göre Davut aleyhisselam, babası ve 13 kardeşiyle beraber Talut'un ordusuna katılmıştı. Hazreti Davut'un mesleği koyun güderdi. Çok cesur olup ayrıca sapan ile taş atmada mahir idi. Bir gün babasına, "Bütün dağlar taşlar benimle tesbih ediyor," dedi. Bunun üzerine babası da, "Ey Davut, sana müjdeler olsun," dedi. Davut aleyhisselamın sesi çok gür ve güzel olduğu için Talut'un huzuruna çıkarıldı. Talut da onu kendisine nedim yaptı. Davut aleyhisselam bu sırada Talut'un Amelika kavmine karşı hazırladığı orduya katıldı. Hazreti Davut aleyhisselamın Calut'u öldürmesi ise Allah o peygambere, yani İsmail aleyhisselama, Calut'u Davut'un öldüreceğini bildirmiş, o da Davut'u beraberinde götürmüştü. Yolda üç taş dile gelip Davut'a, "Bizi al, Calut'u bizimle öldüreceksin," demişlerdi. O da onları almış, sonra da bunların hepsi tek bir taş haline gelmişlerdi. Diğer taraftan Talut, "Kim Calut'u öldürürse ona kızımı vereceğim," diye vaatte bulunmuştu. Nihayet Talut'un 313 kişi kalan imanlı askerleri düşmanla karşı karşıya geldi. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur: Talut'un ordusu Calut ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımıza sebat ver ve kafir kavme karşı bize yardım eyle," dediler. Bakara 250. ayet. Bu ayet-i kerimede işaret edildiğine göre düşman üzerine giden askerlerin üç vasfa sahip olmaları gerekmektedir: zorluklara sabır, cesaret ve sebat, ilahi yardımın, yani teyit ilahinin geleceğine inanıp Cenab-ı Hakk'a tazarru halinde bulunmak. İki ordu karşılaştığında Calut kendisiyle mübazereye çıkacak, yani ordusunu temsilen kendisiyle vuruşacak bir er diledi. Karşısına Davut aleyhisselam çıktı. Herkes şaşırdı. Çünkü Calut iri yüzlü ve çok güçlü biriydi. Nitekim Calut gücüne güvenerek Davut'u küçümsedi. "Ey Hakir, karşıma sen geldin öyle mi? Söyle, niçin geldin?" diye sordu. Davut, "Seninle cenk etmeye geldim," deyince Calut onunla alay etti. Davut aleyhisselam sapanını çıkardı ve meşhur taşı yerleştirerek Calut'a fırlattı. Taş Calut'un tam alnına isabet etti ve Calut atından düşerek öldü. Kuvvetiyle mağrur, iri yarı bir hükümdar olan Calut, apaçık görünen zahiri üstünlüğüne rağmen mağlup oldu. Allah-u Teala bununla işlerin yalnız zahiri şartlara bağlı olmayıp hakikatte
kendi iradesiyle vuku bulduğunu göstermişti. Yine bu hadiste insanların nazarında kuvvetli görünenin hakikatte zayıf, zayıf görünenin de Allah'ın yardımıyla kuvvetli olabileceğini öğretmişti. Allah'ı inkar eden zalimler ne kadar kuvvetli görünürlerse görünsünler, Allah'ın iradesi tahakkuk edeceği zaman küçücük bir çocuktan bile daha zayıf bir hale düşerler. Ebrehe misalinde olduğu gibi. Burada Allah-u Teala'nın gerçekleştirmesini murad ettiği başka bir hikmet de mevcuttur. Hak Teala, Talut'tan sonra mülkü yani hükümdarlığı Hazreti Davud'un almasını ve yerine de oğlu Süleyman Aleyhisselam'ın varis kılmasını murad etmişti. Nitekim Hazreti Davud, Calut'u öldürmesiyle halkın nazarında da güçlü ve cesareti ispatlanmış ve böylece Davud Aleyhisselam hükümdarlığa hazırlanmış oluyordu. Ayet-i kerimelerde şöyle buyrulur. Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar ve Davud Calut'u öldürdü. Allah ona, Davud'a, hükümdarlık ve hikmet, peygamberlik verdi. Dilediği ilimlerden ona öğretti. Eğer Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla defetmeseydi, yeryüzü elbette fesada uğrardı. Fakat Allah bütün alemlere karşı lütuf ve kerem sahibidir. Bakara 251. Bu ayeti kerimede dünya hayatında cari olan ilahi nizamın bir ölçüde izahı vardır. Hakikaten şayet Allah-u Teala insanlar arasında adaletle hükmedecek sultanlar var etmeseydi, insanların güçlüleri zayıfları ezip mahvederdi. Bu bakımdan bir rivayette sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir buyurulmuştur. Hazreti Osman radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki Allah Kur'an ile engellemediği şeyi sultan ile engeller. Diğer taraftan Allah-u Teala insanlar arasında içtimai dengenin kurulmasını bir takım sebeplere bağlamıştır. Bu itibarla insanların bir kısmı zengin, bir kısmı fakir, bir kısmı güçlü, bir kısmı zayıf, bir kısmı sıhhatli, bir kısmı hasta, bir kısmı mümin, bir kısmı münkir olacak ki bunlar arasındaki kurulacak alakalar insanların cemiyet halinde yaşayabilmelerini temin edebilsin. Tıpkı elektrik yüklü artı ve eksi kutuplar arasında kıvılcım ve enerji meydana gelmesi gibi, müspet ve menfi insanlar arasında vuku bulan mücadele ve muharebelerde de pek çok hikmetler bulunmaktadır. İşte demin bahsettiğimiz ayeti kerimeler ile ilahi nizamın bazı prensipleri anlatılmıştır. Nitekim bu ayetlerin devamında şöyle buyrulur. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana hakkıyla okuyoruz. Şüphesiz sen Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin. Bakara suresi 252. ayet. Talut zaferden sonra elde ettiği bütün ganimetleri yaktırdı. Çünkü Musa aleyhisselamın şeriatine göre ganimet malı helal olmadığı için yakılırdı. Talut Kudüs'e döndüğünde İsmail aleyhisselam ona, Cenab-ı Hak sana müjdelediği zaferi nasip etti. Haydi sen de verdiğin sözü yerine getir dedi. Böylece Talut kızını Davud aleyhisselama verdi. Talut'un vefatından sonra Davud aleyhisselam hükümdar oldu. Bir müddet sonra da kendisine peygamberlik verildi. Böylece kendisine hem saltanat hem de nübüvvet bahşedilen ilk peygamber oldu. Ruhi fazilet ve manevi kabiliyet bakımından üstün kılındı. Ayet-i kerimede buyrulduğu üzere ona dört büyük kitaptan biri olan Zebur indirildi. Rabbin göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Gerçekten biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. İsra suresi 55. ayet.
Davud Aleyhisselam hayatı boyunca adaletle hükmetti. Tebdili kıyafet olarak halkın arasına karışır, yaptığı icraatlerden ve gidişatlerden memnun olup olmadıklarını ve hakkında neler düşündüklerini soruştururdu. İdaresi hakkında suallere menfi cevap veren ve şikayetçi olan kimse bulunmazdı. Bu halk kendisine itaat etmişti. Ayeti kerimede buyrulur, Resulüm, onların söylemekte olduklarına sabret ve kuvvet sahibi Davud'u hatırla. Doğrusu o, daima Allah'a yönelen kimseydi. Sad Suresi 17. Ayet. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana hakkıyla okuyoruz. Şüphesiz sen Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin. Bakara Suresi 252. Ayet.